Testo Projesi 1989 yılında ilk İtalya'da bir kasabanın Città Stove diye bir fikir ortaya atmasıyla ortaya çıktı. İşte 1986 yılında İtalya'da küçük bir kasabada McDonald's mağazasının açılmasına tepki olarak oradaki bu fast food'un yerine İtalyanların geleneksel makarna kültürünü ön plana çıkarma amacıyla ortaya çıkan bir düşünce, bir vizyon. Ve bu 1989 yılında ilk Città Stove kasabasının oluşmasıyla gündeme geldi ve bu hızla yayılmaya başladı. Şu an 35 ülkeden 210 üye sahip ve son üyesi de işte Lefke Belediyesi. Son 6 üyenin biri de Lefke Belediyesi oldu. Tabii belediye derken bu bütün belediye hudutlarındaki 13 yerleşim birimini kapsayan bir konsept. Kısacası Città Stove insan yaşamını kolaylaştıran, yerel değerlerine sahip çıkan, yerel üretimine, yerel yiyeceğine, yerel doğal, kültürel, tarihi zenginliklerine sahip çıkan, onları daha fazla tanıtıp ön plana çıkarmaya çalışan bir proje. Lefke Belediyesi 2012 yılında bu projeye başladı. Üniversiteyle birlikte ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde bir başlangıç oldu. Yalnız o dönem bir yetki karmaşasından dolayı projenin motor gücünün kim olacağının tam tespit edilememesinden dolayı işte Lefke Avrupa Üniversitesi mi, Lefke Belediyesi mi gibi bir yetki karmaşasından dolayı dosya tamamlanamadı. 2014 Haziran'ından sonra benim işte yerel seçimlerden sonra göreve geldik ve bu projenin devam ettirilmesi, yeniden başlaması konusunda uzlaştık buradaki arkadaşlarla ve geçen Ekim ayında, 2014 Ekim ayında Lefke Arama Üniversitesi'nde, Lefke Belediyesi'nden, Lefke Avrupa Üniversitesi'nden ve sivil toplum örgütlerini temsil eden bir arkadaşın katıldığı, orada bir toplantı düzenlendi. Bu motor gücün Lefke Belediyesi olması gerektiğini, çünkü bu proje işte yalnızca dosyanın hazırlanmasından ve bu payı almaktan ibaret değil. Önemli olan bundan sonra bunun devamını getirebilmek, kalıcılaştırmak ve işte var olan 71 kriterin uygulanmasını gözetebilmektir. O şekilde dosyaya başlandı. 3 Mart'ta niyet mektubumuzu Kıbrıs'taki ilk Città Stove kenti olan Yeni Boğaziçi Belediyesi'ne, öyle bir prosedür var, oraya sunduk ve Kıbrıs'ta bir ağ olmadığı için, çünkü Città Stove ülkesel bir ağın olması için en az 3 yerin Città Stove üyesi olması gerekiyor. Ve bu Türkiye'deki Città Stove başkenti Seferihisar üzerinden yapılıyor bütün işlemler. Biz Yeni Boğaziçi Belediyesi'ne niyet mektubumuzu verdik. Onlar Seferihisar'a ilettiler. Biz dosyamızı hazırlamaya çalıştık. Başladık ondan sonra. Dosya 3 defa değişti, 3 defa zenginleşti ve son şeklini aldı. 200 sayfaya yakın bir dosya oluştu, iyi bir çalışma oldu ve burada en önemli husus da ciddi bir katılımcılıkla oldu. 7 ana başlıkta incelendi bu kriterler. 76 arkadaş çalıştı, bu belediyeden, üniversiteden, sivil girişimcilerden ve gönüllülerden ve sivil toplum örgütlerinden oluşan bir şeydi, yapıydı. Dediğim gibi bu 76 arkadaş 7 ana başlıkta, 7 komitede çalıştılar. Bunların üzerinde bir 5 kişilik bir komite koordinasyon komitesi oluşmuştu. Belediyeden Teoman Oktay arkadaş bu projenin koordinatörlüğünü sürdürdü. Ve sonuçta başarıyla bu projeyi sonuçlandırdık, ilettik ve 10 Ekim'de bize artık Città Stove ağına dahil olabileceğimiz bilgisini ulaştırdılar ve 7 Kasım'da da bu belgeyi almak için İsveç'e davet edildik. İşte 6, 7 ve 8 Kasım'da bir yolculuk oldu. 7 Kasım'da bize oradaki Città Stove yönetim kurulunun bir toplantısına davet edilmiştik. Orada hem toplantı yapıldı.
yeni bir açılımlar söz konusu Cittaslov Ağı için. Çünkü şu an dediğim gibi 210'a ulaştı bu sayı. Ve yani Çin'den Kıbrıs'a, Hollanda'dan İtalya'ya, Amerika ülkelerine falan dağılan bir ağ. Ve bu ağın daha organize olabilmesi için orada ciddi bir çalışma olduğunu gördük. Tartışmaya biz de katıldık, biz de kattılar. Mesela önümüzdeki günlerde küresel ısınmayla ilgili ciddi bir çalışma, ciddi bir hazırlık içerisinde Cittaslov üyeleri. Dediğim gibi 7 Kasım'da bize bu Cittaslov belgesini verdiler ve artık Lefke resmen Cittaslov üyesi. Yani en büyük handikapımız zaten olumsuz noktası projenin CMC'ydi. Yalnız biz hiç bunu projemizde gizlemedik, göz ardı ettirmedik. Şey gelmişti, bu projenin sunduğumuz proje dosyasının orada incelendi, Türkiye'de incelendi. Türkiye Koordinatörlüğü tarafından. Ve onun takibini yapmak için buraya bir denetçi gönderdiler. 2 gün burada kaldı denetçi arkadaş. Biz onu işte bu dosyada ne varsa oralarını göstermeye çalıştık, gezdirdik, anlattık. Bunların içerisinde CMC'nin atık alanını da gösterdik. Orada bir şirketin bir çalışması var bunların temizlenmesi için. Şu an ÇED raporlarını tamamladılar ve ÇED raporlarını bakanlığa sundular. O dönemde daha ÇED raporları hazır değildi ama nasıl bir işlem yapacaklarını falan anlattılar. Yani biz en büyük olumsuzluk olan CMC atıklarını da gizlemeden gösterdik. Yani bu da bizim olumsuzluğumuzdu diye. Ama burada bir çalışma var. Artık o şirket yapar, başkası yapar. Önümüzdeki günlerde o belli olacak ama onun bir an önce temizlenmesi gerekiyor tabii ki. Yani bu hem dosya için bir olumsuzluktu hem de bundan sonraki yaşantı için bir olumsuzluk. Çünkü 42 yıldan beridir var olan bir olumsuzluk ve buradaki insan yaşamını ciddi ölçüde etkileyen bir olumsuzluk. Bunun bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Bence bir belediye için en büyük proje. Yani bir herhangi bir işte gençlik merkezi ya da yaşlara yönelik bir proje falan yaparsınız ama bu tek bir projedir. Ama bu Cittaslov tüm bu projelerin hepsini kapsayan ve ona yönelik bir şeyler yapmanızı gerektiren bir projedir. Yani artık bundan sonra gerek belediyenin, gerek burada yaşayan insanların, gerek üniversitenin, gerek tüm kurumların ne şekilde hareket etmesine yönelik, yani çevreye dair, insana dair, çocuklara, yaşlara yönelik, bölgenin misafirlerine yönelik, turizme yönelik, üretime yönelik bir takım kriterler var. Bu kriterlere uyduğumuz ölçüde tabii ki buradaki insan yaşamının kalitesi daha da artacaktır. Ciddi bir getirisi olacaktır bölgeye. Yani sakin şehir yaşam şekli aslında. Evet. Biz bunu kullanarak hem kendi sağlığımız için iyi şeyler yapmış olacağız hem de turist çekebileceğiz bölgeye belki. Değil evet, mi? Aynen o. Yani bu bir paya sonuçta. İşte dediler artık siz de bu 210 üyenin bir tanesisiniz ama biz ilk günden beri yaklaşımımız şöyle oldu. Yani bunlar iyi kriterler ve Lefke'ye uyan kriterler. Uygulanması gereken kriterler. Yani biz bu payı alırız ya da almayız. Cittaslov ağının içinde oluruz ya da olmayız. Ama bunlar doğru belirlenmiş kriterlerdir. Bu kriterlerin uygulanması gerekiyor. Bu kriterlerin yerine getirilmesi peki, gerekiyor. Peki çıkarsa, problem çıkarsa kriterleri yerine getiremezsek elimizden alınan buyum var. Yok, öyle bir işleyiş yok. Öyle bir işleyiş yok. Yani bu da mesela Türkiye'deki örneklerini incelediğimizde mesela Seferihisar 2008 yılında dahil oldu Cittaslov ağına. Aradan geçen 7 yılda çok büyük mesafeler kat etti. Çok büyük getirisi oldu Seferihisar'a. Ama başka kentler var. Yine diyelim Türkiye'de. Bunu olumlu olarak yeteri kadar iyi kullanamadı ve o kadar bir getirisi olmadı. Lefke'de bu potansiyel var. Önemli olan bu potansiyelin iyi şekilde idare organize edilebilmesi, yönlendirebilmesi, insanların buna inandırabilmesi. Tabii ki bu da neyle olur insana inandırabilmek? Belki bir takım eğitim çalışmaları, işte öğrencilere, okullarda bir eğitim çalışması yapılacak. Üreticilerle eğitim çalışması yapılacak. Restoranlarla eğitim çalışması yapılacak. Normal insanlarla eğitim çalışması yapılacak ama insanların sonuçta bir şeyi görmesi gerekiyor buna inanabilmesi için. Onu sağlamaktır önemli olan. Ya pratikte gördüklerinde ben eminim ki bu harekete katılacak herkes. Bir katkı koyacaktır. Bir de ünlü
portakallarıyla, evet, meyveleriyle tabii çok ünlü bir bölgemiz ve yeşiliyle, sakinliğiyle gerçekten bu ünvanı hak eden bir, evet, bölge. Ondan dolayı biz de hak ediyoruz diyoruz ve o potansiyel var. Yani işte ülke nüfusunun %5'i ne sahip Lefke bölgesinin nüfusu. Yani bu hep ifade ettiğimiz bir şey. Yine alan olarak kapladığı alan yine ülkenin alanının %5'i kadar ama üretime katkısı %35. Yani çok ciddi bir şey var. Üretim var burada. Ve Cittaslov'un da işte temel kriterlerinden biri yerel üretimi desteklemek, yerel üretimin önünü açmak, ona yardımcı olmak. Biz bir dönem burada şu an işte restorasyon halinde olan belediyenin Bandabulya olan kısmını yerel üretim pazarı olarak programlamıştık. 1,5 ay kadar sürdü. Sonra işte gerek trafik sorunu, gerek yeteri kadar üreticilerin ve tüketicilerin rağbet göstermesinden dolayı kesintiye uğradı o. Tabii onu tekrar organize etmek gerekiyor. Belki daha farklı bir yerde, daha merkezli olacak bir pazar mı? Haftalık, yok, mı? Haftalık olarak şey programlamıştık. Evet, var hemen hemen zaten. Evet, var. Biz ona ama şeyi iyi öngörmüştük. Yani yalnızca Lefke bölgesindeki yerel ürünlerin dediğim gibi yani %35'ini karşılıyor. Özellikle yaş, sebze, meyvede %35'lik bir üretime sahip Lefke bölgesi. Bunu daha da etkinleştirmek gerekiyor. Bir de bu Cittaslov ağına dahil olmakla birlikte işte bir dönem önce Lefke'de sürdürülen bir maden, yeni bir maden arayışı konusu vardı. İnanıyoruz ki o da artık bir son bulmuştur. Ondan artık konuşmayacağız. Çünkü Lefke için geçerli olan, akılcı olan, mantıklı olan işte üretim, turizm ve eğitimdir. Eğitimde biliyorsunuz Lefke Avrupa Üniversitesi son birkaç yıldır çok büyük bir aşama kaydetti. Turizmde ciddi sorunumuz var. Çünkü bölgemiz en fazla turistik bir işte doğal, tarihi, kültürel zenginliğe sahip olmasına rağmen yalnızca turizm gelirlerinin %1'ini elde edebiliyor. Bu Cittaslov düzenlemesiyle ben inanıyorum ki burada ciddi bir hareketlenme olacaktır. Üretimde dediğim gibi ciddi bir oranda bir üretim var. Bunun daha da organize edilebilmesi artık başlıca görevimiz olacaktır. Şimdi bir turist arattığında Lefke'yi sakin şehir olarak ve gelmek istediğinde bulabilecek internet. Tabii. Ortamında. Yani bu gerek Türkiye'nin gerek genel Cittaslov ağının web sayfasında olabilecek. Tabii bizim buna yönelik de bir takım şeyimiz olacak, çalışmalarımız olması gerekiyor. İşte bir takım broşürler, bir takım duyurular, buna eklememiz gerekiyor. Bu artık avantajımız var biliyorsunuz çok büyük uluslararası camiada ambargolarla karşılaşıyoruz. Ambargolarla işte bu o anlamda önemli. Çünkü uluslararası bir kurum bu, kuruluş bu, bir ağ bu ve uluslararası bir kuruluşa her şeye rağmen Lefke'de dahil olmuştur. Bunun da ayrı bir önemi var diye düşünüyorum. Peki turizm anlamında yapılabilecek eksiklerimiz var Lefke'de değil mi? Evet. Özellikle pansiyonlar, misafirlerin konaklayacağı... Orada ciddi bir eksikliğimiz var. Evet, ciddi bir eksikliğimiz var. Yatırımcıya iş düşüyor, yatırımcı da destek bekliyor. Evet, öyle bir şey var. Yalnız o destek Turizm Bakanlığı'nın ortaya koyduğu bir takım şey var, projeler var. Bu projelerin içerisinde daha fazla yani bu Cittaslov'dan dolayı çok daha fazla bir önem verileceği bize Turizm Bakanlığı tarafından iletilmişti. Çünkü 10 Ekim'de bize duyurulmasından sonra Turizm Bakanlığı ve müsteşarını ziyaret ettik. Orada 2016 bütçesine konacak ciddi bir rakam var. Tabii bu rakam insanlara verilecek. Bu tür yatırımları yapabilmesi için onlara ciddi bir katkı olarak verilebileceği görülüyor. Bunu bölge insanının kullanacağını umuyorum. Eğer kullanırsak dediğim gibi en büyük açığımız olan gerek otel olarak gerek pansiyon olarak eksikliğimizi gidermek için bu önemli bir şey, teşviktir. Bunun kullanılabileceği, kullanılırsa da o açığımızın da en azından bir müddet için telafi edilebileceğini düşünüyorum. Evet. Plajlarımız için genelde Karpaz, Girne, Monsa tercih ediliyor ama Lefke akla geliyor mu? Lefke o yönde de şey var, sorunumuz var. Lefke Belediyesi'ne ait bir plaj var Yedidalga'da. Onu geçen yıl bir takım yenilemesine gittik. Yeterli değil tabii. Bu yıl için orada ciddi bir yenileme yapmak gerekiyor. Onun için de girişimlerimiz sürüyor. Umarım ki bunu da başaracağız. Çünkü bir bayağı geniş bir sahile sahip bir şeydir, alandır. Zaman zaman su sporları yapılıyor yine Lefke Bölgesi.
Evet, orada yani bizim belediye plajı dediğimiz alanın hemen yanında yine belediyeye ait olan alan. Orada bir sörf çalışması var. Bu işe çok meraklı bir arkadaş sürdürüyor bunu. Ona her türlü desteği tabii sağlamaya çalışacağız. Çünkü Kıbrıs'ta işte Türkiye'deki Alaçatı gibi çok az bulunan yerlerden biri. Yani hem rüzgarın hem dalganın uygun olduğu noktalardan bir tanesi orası. Yani orası da çok ileri bir noktalara taşınabilir. Boğaziçi Belediyesi'nden sonra Lefke Belediyesi de sakin şehir yani Cidde Slow unvanını aldı. Lefke portakalıyla, ceviziyle, muhteşem doğasıyla ve sakinliğiyle misafirlerini bekliyor. Bizim en büyük turizmimiz Ağaççı'da oturan o Nazım Hoca'nın insanlarıydı. Allah rahmet eylesin. Dil turizmi vardı ama evet. O da... Nazım Hoca gittikten sonra turizm durdu. Şimdi yeni yeni başlıyor gene. İnşallah... Hakkımız bir de bu okul. Bu okulun hele hele bu şehre en büyük katkısı okulundur. Bu okul olmamış olsaydı yıllardır kaza olan Lefke köy olmaya terk edildi. Köy oldu. Göç verdi, değil mi? Evet, evet. Her şeyi aldılar buradan. Mahkemeyi dahi aldılar buradan. Hastaneyi kaldırdılar. Epey bir mücadeleden sonra bunları biz durdurttuk. İnsanlarımız artık göç etmez belki. Yeni göç etmez açtı. Ama artık o da biraz siyasete geçer. Onlara biz girmeyelim. Evet. Gençlerimizin göç etmesinin nedeni daha çok devlete girmekti. Kamuda çalışalım. Çünkü iş yok. Genç ne yapacak gençler? Ne yapacak? Bitirir okulu, diplomalı, affeden hammal olur. Nasıl? Siz de bitirdiniz herhalde. Siz de bilirsiniz. Elinde diploması, üniversite bitirdi. İş yok. Bir bakan ya kahvecilik yapar, ya manavcılık yapar. Hayat böyle, yaşam. Peki hükümet yetkilileri Lefke'ye önem veriyor mu? Ona yeresek çok çok şey olur. Çünkü uzun gidecek bu iş. Fasulyanın yahnisi gelen gideni aradır demesi var. Bir şey var. Hükümetler kendi hallerinde, onlar iyidir. Koltuklar sıcak, güzel. Seçimden seçime bir geçerler böyle merhaba derler, alırlar oylar, ondan sonra temiz ruhumuz El Fatiha. Bitti. O kadar. Başka bir şey yok. Yani şimdi biz burada hükümet diye birbirimizi kandırırız. Öyle bir şey yok. Göstermeliyik. Herkes doğruyu söylesin. Göstermeliyik biz burada. Bizim ana vatanlar orada. Orada ana vatan ne derse o olur. Bizim hükümet burada. Otur koltukta. İşte dünyaya göstermelik. Devletimize. Başka bir şey yoktur. Yani biz yıllardır bunun içinde çektik bunu ve biliriz. Her gelen hükümet öyle. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Hep sözde, hep sözde. Hele Lefke hiçbir şey yapmadılar. Herkes kendi bölgesini destekliyor. Bizim taraf yıllardır Lefke aynı taş taş üstüne konmadı. Peki Lefke size ne ifade ediyor? Yeşiliyle, portakalıyla. Lefke yani. Türkiye'nin Bursa'sı. Öyle mi? Yani yeşiliyle her şey güzel. Adada en güzel yer Lefke'dir. Her şeyle. Dağı, denizi, havası, her şey. Böyle güzel bir suyu, her şeyle en güzel yerdir adada. Fakat kıymetini bilmediler. Terk ettiler. Köy oluyordu. Şimdi berekat versin üniversite oldu. Talebeler geldi ve canlandı şehir. Daha önce gelseniz güvercinler yuva yaptıydı her tarafa. Dükkanlar hep kapalı. Şimdi çok şükür bütün dükkanlar açık. Herkes çalışır. Öğrencilere karşı yönelik bayağı bir yatırımlar oluyor. Olmasına bayağı oluyor ama hani bu biraz daha bütçemizi aşıyor. Hani buradaki okul fiyatları olsun, şey olsun uygun. Hani o bakımdan sorun değil. Ama hani halkı da biraz daha hani nasıl diyeyim?
biz bu restorana geliyoruz, bir yerlere gidiyoruz ve buradaki insanlar da hani bizim sayemizde bir şeyler ekmek kazanabiliyorlar sayemizde. Biz de hani buraya geldik, öyle hayat biraz pahalı. Bu sene yeni geldik, ben DGS'den geldim, bu sene geldim. Bayağı beğendim Kıbrıs, ortamı güzel, hani havası güzel. Sakin, hani her ortama giden değişik tabii ki şey alır ama sakinliği var. Burada hani akşamlar çıkıp hani dolaşmak isteyenler daha bir rahat hava alabiliyorlar sonuçta. Gerçekten güzel yaşanacak bir şehir. Turistlere hitap eder mi? Ya, turistlere hitap ediyor. Tabii buradaki hani her kültürden insan var yani. Buradan Arabistan'dan da gelen var, her türlü insan var. Kazakistan'dan da gelen var. Bütün şehirlerin, bütün insanların birleştiği bir nokta burası. İnşallah temelimiz buraya bol turist gelir. Çünkü en büyük sorunumuz yani ekonomik zayıf. Evet çok zayıf. Yani oturuyoruz, bekliyoruz, bak alıyoruz, yeriz, koyulun bir şeyler ama korkuyoruz, yer bekliyoruz yani iş var mı yok mu inşallah güzel bir şey olur. Lefke'de öğrenci var, turist evet, olursa daha güzel çok, olacak çok güzel olacak, mi? Evet. Sakin şehir aslında Lefke ile bütünleşen bir proje. Lefke sizin için ne hitap ediyor, ne anlam taşıyor? Çok sakin, evet, insanlar sakin. Zaten yani belli yani böyle görüyoruz. Nasıl diyeyim yani? Kavganın, gürültünün olmadığı, evet, evet, evet. Lefke. O konuda çok yani rahatız. Evet. Kapılarımız ama açık. İnsanlarımız, yerli halkımız da genelde gezmek için Karpaz'ı, Girne'yi, Mausa'yı tercih ediyor. Lefkoşalılar ya da diğer şehirlerde olanlar. Evet. Lefke'ye az ilgi var. Bu neden sizce? Çok çok az yani ilgi var. Vallahi fazla tanıtımını herhalde yapamadık. Hükümet yetkilileri sahip çıkıyor mu Lefke'ye? Kesinlikle hiçbir, hep geliyorlar. Tamam işte bu defa Lefke'yi yapacağız. Kesinlikle hiç. Yani seçim dönemi geliyorlar. Biz yaşlılar olarak iyidir. Hayatımızda memnunuk. Ama gençler iş bulmazsa onlar memnun değildir tabii. Yani biz nasıl olmasa bir emekliliğimiz vardır. Rahat geçinirik. Onun için biz hayatımızda memnunuk. Ama bir de gençlere sorun bakalım. Neyse gençliktir. Gençlik bir iş yapmazsa ne olacak? Bunun içini terk edip gidecek. Mühim olan yerimizde iş olması lazımdır ki gençlik çalışsın, o yer tutulsun. Onun için de yatırım lazım. Yatırım lazım tabii. Bu yatırım belki bu sakin şehir projesiyle yapılır mı? Yani oteller açılabilir, pansiyonlar açılabilir. Bunu Urum aşağı yukarı 60'larda söyledi. Ben kaynatam bana ev yapacaktı. Ne dedi? Urumoğlu. Ya dedi, siz Lefkeliler bir şey bilmezsiniz. Neden? Yukarıda baraj tabii, o zaman 60 durumuydu. Yukarıda baraj, altında deniz, dağ dedi. Otel yatıp da bir iş yapamazsınız. Düşün bugünkü gün Girne. Girne'nin havası, Lefke'nin havası Girne'nin havasından çok daha iyidir. Ama Girne daha ilerlemiştir. Demek ki o insanlar otel yaptı, iş yaptı, insanı buraya çekti. Mühim olan ne iş yapılsın ki insan buraya gelsindir. En mühim nokta budur. Hükümetler peki ilgi gösteriyor mu Lefke'ye? Biraz atıl mı kaldı Lefke? Atıl kaldı şu bakımdan, her geldiklerinde seçim üstü yapacak derler. Hani iyi yaptılar. Cengiz Topel Hastanesi burada durur, şaya yok kaldıracak. Kaldıracağınızda düzeldin ki bu hastane adanın en güzel hastanelerden idi. Bunu geliştireceklerine kaldırmayı düşünürler. Madem ki sakin bölgeye yaptınız bunu, başka alternatif şeyler yapınız. Ha sonra sit alanı ilan ettiler. Evet. İyi güzel de. Ben de bunları bir başka bir yönden sorayım. Sit alanı ne demek? İki katlı ev yapacağım. Belli bir yer kullanacak. Öyle değil mi? Hı. Ama ileride bu yerlere iki katlı ev yapıldığında tarım alanı ne olacak? Ha, ileriyi düşünecek olursan 3-4 katlı bina daha iyidir bence. Toplu yaşamak.
Toplu yaşamak. Çünkü tarım alanı nerede kalacak? Sen ev yaptın, o biri ev yaptı, o biri ev yaptı. Ne olacak? Tarım alanı bizden sonraki torunlarına neresini ekecekler? Ama yüksek bina olduğunda 10 aile bir yerde geçirdiğinde başkadır. Hem yüksek katlı olduğu zaman maliyeti de daha ucuza mal olur şeye, söyle yapana. Tek katlı olduğunda daha pahalı mal olur. Hem de ekili alan daralır. Yani çok büyük plansızlıklar. Plansızlıklar vardır tabii. Yani insanlar şimdikini düşünür. 10 sene, 100 sene sonra ne olacak? Düşünmüyorlar. Biz sakin şekilde. Ya, sakın şekilde. Ya, ya burada şimdilik benim istediğim budur. Bu şekilde olsun. Geçinelim. İyi güzel de 100 sene sonra ne olacak? 100 sene. Biz mesela buraları boşudu, et yerdi. Hani neydi? Adamlar ekellerdi. 2 sene sonra nadasa bırakırlardı. Ondan sonra başka yere. Şimdi ekili alan az kaldı. Toprak verimsiz kaldı. Yani şimdi toprak ne der? Ben rüşvet isterim. Bana libaza vermezsen vermem. Bana gol göpre vermezsen vermem. Öyle değil mi? Bir nevi toprağın rüşvet istemesidir insanlardan. Halbuki evvel neydi? Adam burasını ekerdi. 2 sene bırakırdı. 3 sene sonra tekrar ekerdi. O ürün daha iyi olurdu. Ha şimdi bütün yiyeceklerin genetiklerini değiştirdiler. İlaç zoruyla yetiştirirler. Çünkü toplum yükseldi ya, çuvaldı ya, tarım alanı da azaldı. Yetiştirmek için de o yöne yetişmek için o yöne başvurdular. Evet, yani problemler çok aslında. Problemler çok, ne bileyim, herkesin kendi kendine göre bir fikri vardır. Evet. Der, ben der, yeşil alan olsun, iyi güzel yeşil alan olsun ama bu insanlar burada çuvaldı, çuvaldı da yeşil alanı şey yapacak mı, evet, tahrip etmeyecek mi? İki kat dedin sen. İki kat desen benim oğlum bir yapacak, iki kat. Senin oğlun iki kat yapacak. Üç tane o çocuk varsa iki kat. Benim parsellenmiş yerim bitti. Peki son olarak şunu soralım. Lefke sizin için ne ifade ediyor? Sizin için önemi nedir Lefke'nin? Lefke'de doğup büyüdüğümüzü benim her insan kendi yerinde şey yap. Neyi seviyorsunuz mesela Lefke'nin? Efendim? Neyini seversiniz Lefke'nin? Havasını, suyunu. Doğup büyüdüğüm yer orta olduğu için kendim burada kalmadı. Tabii kendimiz bu yerde büyüdük, bu yerde doğduk. Havasından, suyundan memnunuk. Yani mesela şu an git başka tarafa, Lefke'deki suyu bulamam. Suyu güzel diyorsun. Suyu güzel, havası güzel. Sevindirici ve gurur verici bir şey gerçekten. Arkadaşlarımız çok sistemli ve çok güzel bir çalışma yaptılar. Öncelikle kendilerini tebrik ediyorum. Belediyeyi, oradaki sivil toplum örgütlerini. Gerçekten büyük bir iş. Ve şu anda Lefke artık bundan sonraki turizm rotalarında ismi olan, yani herhangi bir merkeze gittiğiniz zaman ve bu şekilde sakin bir yer arzu ettiğiniz zaman Lefke'nin adı da olacak. Bu bir kere gurur verici. Kendileri ödülü almadan önce beni ziyaret ettiler. Ve dedim ki ödülü aldıktan sonra tekrar görüşelim. Ve Lefke'nin önümüzdeki süreçte nasıl bir program, nasıl bir plan çizeceğiz. Çünkü bu biliyorsunuz sadece sitasyonu almak yeterli değil. Belli kriterleri vardır. O kriterlerini de belli süre içerisinde yerine getirmeniz lazım. Evet, yani sadece şehir ünvanını aldıktan sonra bunu devam ettirmek lazım. En çok önem verdikleri, tabii bu esasında bir doğa özel ilgi turizmi anlamındadır. Yani doğallık, tabilik, çevre temizliği, efendim doğal güzellik,
ve örneğin gittiğiniz bölgede o bölgeye mahsus yiyecekleri yiyeceğiniz restoranların olması, mümkün mertebe büyük şehir karmaşasından uzak durulması gibi belli, yanılmıyorsam 17 kusur kriter var. Bunların hepsinin tabii yerine getirilmesi lazım. Dolayısıyla bunun için de işte bizim inşallah önümüzdeki süreçte bir çalıştayla bu plan ve programı Lefke'de ortaya koyacağız diye düşünüyorum ve bundan sonraki süreci birlikte bizim de Turizm Bakanlığı olarak katkımız olacak ve Lefke'nin sivil toplum örgütleri, belediyesi hep birlikte yürüyeceğiz. Lefkeliler aslında merak ediyor bu projeyi. Sakin şehir, zaten biz sakin yaşıyoruz burada deyip tepki de veriyorlar. Evet. Bu ünvanın onlara ne getireceğinin farkında değiller sadece. Zaten sakin şehir oldukları için bu ünvanı aldılar, yoksa alamazlardı. Dolayısıyla bu ünvan şudur, bir kere daha çok tanınmışlık. Dediğim gibi bu tip artık turizm, o mass turizm dediğimiz 5 yıldızlı, 6 yıldızlı otellere olan ilgi devam ederken, bu tip özel ilgi turizmi dediğimiz yavaş, doğayla iç içe, yerli halkla, orada yaşayan insanlarla iç içe olan turizmi tercih eden ve gelir grubu ve eğitim düzeyi oldukça yüksek olan ve çok hızlı gelişen bir sektör, turizm içerisinde ayrı bir ilgi gruplar ortaya çıkıyor. Esasında bunlara hitap edecek yerlerdir bunlar ve bu kapsamda da bu bazı kategorilere, bazı özelliklere uyan dünyanın çeşitli bölgelerindeki kasabalara, köylere, şehirlere bu ünvan veriliyor. Ama önemli olan ünvanı almaktan ziyade bir de bunu sürdürebilme yeteneğini kazanma. Bölge eğer misafir ağırlayacaksa, ki hedef budur, yatırım konusunda biraz eksiklik olduğunu düşünüyor bölgeliler. Doğru. Bu konuda yatırımcıya destek şu anda? Yani şöyle, açıkçası butik otel şeklinde, yani 5 yıldızlı, 6 yıldızlı otel zaten orada bu kapsamda konsepte uymuyor. Ama butik otel şeklinde plan ve programlar olacak. Şimdi biz bunu Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomik protokoluna, turizm ayağına koyduk. Yani bu butik otellere belli teşvikler, belli krediler, faiz ödemesinde katkılar şeklinde koyduk. Tabii bu daha bu anlaşma imzalanmadı. Bu imzalandıktan sonra çok daha net bunları konuşabileceğiz ama bizim hep baştan itibaren söyledik ki bakanlık olarak hedef koyduğumuz şey, nokta, daha ziyade butik oteller, bungalow tipi yatırımlar, 2 yıldızlı, 3 yıldızlı da bilemediniz 4 yıldıza kadar çıkacak. Böyle mass turizmiyle beraber ama daha küçük çaplı ve özel ilgiye yönelik yatırımlardır. Çünkü zaten 5 ve artı üzeri yıldızlı otelleri yapacak olan yatırımcıların açıkçası bize öyle vereceğimiz teşviğe de çok ihtiyaçları yok. Onlar güçlü firmalardır ama bu tip ve özellikle yerli Kıbrıs Türk'ünün yapacağı yatırımlardır bunlar ve yaptığı yatırımlardır. Bunlara ağırlık verme düşüncesindeyiz ama bunun için de biliyorsunuz bir bütçe gerekir. Bir mali gerekir, olanak gerekir. İşte bu bahsettiğim protokolde koyduğumuz projelerdir. İnşallah bunlar iki devlet arasında yapılacak anlaşma ve imzalar sonucunda yürürlüğe girecektir. Herhangi bir kirli yatırımın yapılması söz konusu mudur? Maden ocağı konuşulmuştu. Yani şunu söyleyeyim, bana sorarsanız şu anda Lefke'nin kanayan yarası o madendir, o atıklardır. Ve zannederim bir kere Lefke'deki sivil toplum örgütleri çok güzel çalışıyor. Onları da buradan tebrik etmek isterim ve bu ünvanı almakta da büyük katkıları olmuştur. Şimdi burada
Zannederim aralığa kadar, yanılmıyorsam bir yerde okumuştum, bir mühlet verildi o bölge için. Eğer temizlenmezse ben hep söylüyorum, basın yani kamuoyu baskısı çok önemlidir. Kamuoyu baskısını yaratacaklar eğer herhangi bir yetkili adım atmakta tereddüt ediyorsa ve o bölge temizlenecek. Yani o bölgenin temizlenmesi şarttır. Çünkü bizim, açık söyleyeyim, Lefke bölgesi için, 7 dalga için başka projelerimiz de var. Denizle yönelik marina dediğimiz başka projelerimiz de var ama biraz önce dediğim gibi tabii bunlar adım adım yapılan şeyler ve en önemlisi kanayan yara olarak o bölgede gördüğümüz bu Lefke'deki atıkların, bakır madeninden kalan özellikle atıkların bir an önce yapılacak anlaşmalarla, çünkü büyük kapsamlı bir iştir, ortadan kaldırılması gerekir. Onu da yaptık. O da olduğu anda inanın Lefke'nin önünü kesecek hiçbir şey kalmaz. Ve bu konuda özellikle turizm konusunda ve özel ilgi turizmi konusunda çok hızlı bir şekilde layık olduğu yeri alır. Yeşillikler içerisinde, dağın yamacında, bir tarafta deniz, bir tarafta dağ. Kış aylarında dağlarda karları görüyorsunuz. Yemyeşil bir ortam. Gayet güzel, kaliteli bir su kaynağı dağdan gelen. Çalışkan insanlar, hürmet eden insanlar, becerikli, el işleri güçlü olan, yemekleri, macunları biliyorsunuz meşhur olan bir bölge. Tabii canım. Onun için Lefke buna layıktı, aldı. Bundan sonraki aşamada artık dediğim gibi o plan ve program içerisinde yürünecek yoldur. Onun için biz de kendimize düşen görevi yapmaya hazırız. Bu kapsamda kendilerinin bizi yaptığı ziyarette de kendilerine söyledik. Alın ödülü ve döndükten sonra hemen oturalım. Bir çalıştay için ön hazırlık yapalım. Ve bir hafta sonu Lefke'de Lefke'nin sorunlarını tartışacağımız, çözüm üretebileceğimiz plan ve programları ortaya koyalım.